İnsanlarımız gevşettiği için artık önünü alamaz hale geldik. Gerekirse 10 gün kapanma bile olabilir. Yayında kayalar olduğunu düşünüyorum ama bir yandan da hayatın devam etmesi lazım. Bence Türkiye bu durumu gayet güzel idare ediyor. Kayseri için yeni koronavirüs kararları alındı. Bu kararların başında cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının tekrardan gelmesi var. Bakalım Kayseri halkı bu konuyla alakalı neler düşünüyor? Vallahi daha sık olsa olur. Hanımlar ev gezmesi yapmasınlar, taziye çıkmasınlar. Keyfi gezmesinler mecbur olmadıktan sonra. Olan biz 65 yaş üstü hanımları oluyoruz. Bir senedir evden dışarı çıkmıyorum. İlk defa çıkıyorum. En çok dikkat eden biziz. Biziz ama harcanan biz oluyoruz. Çok güzel buldum. Tekbir çok her zaman iyidir. Yani tekbir olmayınca işte hastalıklar yeniden çoğaldı. Sağlığımız gitgide el vermiyor. Çıkmayalım ne olacak? Sağlığımızdan da önemli değil yani. Evlerimizde biraz daha oturalım. Duyarlı olalım insanlara karşı. Böyle olmazsa hastalıklarımız geçmeyecek, düzelmeyecek. Yani görüşüne göre şurada bir saattir geziyorum. Yani Almanya'da bu kadar şey yok yani. Ben yurt dışından Almanya'dan geliyorum. Bu kadar şey yok yani. Kayseri'yi kalabalık mı buldunuz? Şu anda kalabalık gibi yani. Normal pandemi şeyine göre kalabalık yani. Başka şey yok yani. Almanya'ya göre Türkiye'ye bakacak olursak neler söyleyebilirsiniz? Almanya şu anda batmak üzere. Ne diyeyim, bayağı şey. Aşı konusu olsun, bu önleme konuları olsun. Yani şu anda batık durumda gibi yani. Gerçi orada bölge bölge ayırdılar şimdilik. Her eyalet kendine göre pandemi kurallarını uyguluyorlar. Yani şu anda da kritik durumdalar. Yani bizden kötüler diyebilirim. Vallahi ben sizden duyuyorum şimdi. Duymamıştım. Akşam niye izlemedim bilmiyorum. Sabah da söyledi. Yani bize yapılanlar haksızlık. En çok biz dikkat ediyoruz. Ben şahsen ne bir gün maskesiz, ne bir kalabalığa biz üç arkadaş bir arada oturmadık. Bütün 1,5 senedir. Ve ben yalnız yaşayan bir hanımım. Ve evde bunaldım, bunalımlara girdim. Yine de yapmadım. Yine de en çok yasak bize geliyor. Bence yerinde. Çünkü ben zaten yurt dışında yaşıyorum. Ve şu an orada tamamen kapatılmış durumda. Üçüncü dalga geldiği için. Ve bence yerinde bir karar. Bence Türkiye bu durumu gayet güzel idare ediyor. Çünkü zaten kat kat da büyük bulunduğum ülkeden. Ben Belçika'da yaşıyorum. Ve bence çok çok daha iyi idare ettiğini düşünüyorum. Yani benim düşüncem böyle. Yerinde kararlar ama bence gecikilmiş. Yani daha öncesinde yapılması gerekiyordu. Yani kırmızıya dönmeden daha önce uygulanması gerekiyordu bu kararların. Bazı şeyleri hani insanlarımız gevşettiği için artık önünü alamaz hale geldik. Gerekirse 10 gün kapanma bile olabilir. Daha mantıklı olur en azından. Önümüzü görürüz. Maalesef evet. Yani yine insanlar marketi kullanarak yine çıkıyorlardı zaten market bahanesiyle. Bence iyi oldu. En azından bu süreci hızlı atlatmış oluruz. Yayılım açısından olumlu buluyorum. Fakat insanlar neredeyse bir yıldır evlerinde kapalı kaldığı için buna olumsuz baktığını düşünüyorum. Yayında kayalar olduğunu düşünüyorum ama bir yandan da hayatın devam etmesi lazım. Bakalım. Artık cumartesi günleri sokağa çıkamayacağız. Evet, yaklaşık herhalde bir ay olmuştu zaten. 4 hafta sonu açıktı. Biz bunlardan sadece ikisinde çıktık. Pek bir şey fark etmedi açıkçası. Kapalı kalmasına bence mahsur yok. Ama iş açısından, işte esnafın iş yapması açısından bazı şeylerin esnetilmesi, insanlarımızın, halkımızın biraz daha dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum.